Yemek midir? Gelenekten kaynaklanan bir saygı gösterisi. Gelenek öyledir. Ama güzel görünüşü, hoş. Ama tabii ağızla öpme değil de alnını değdirme daha iyi olur. Alnını hafifçe değdirmek. Veyahut işte yani evet o şekilde alnını hafifçe alnını değdirmek yeterli olur. Güzel bir görünüm var yani nezaket açısından güzel bir görünüm var. Göze hoş gelen bir saygı gösterisi. Evet. Ah severim ben sizi. Selam hocam, aleyküm selam. Biz de kalben oradayız. Her zaman inşallah diyorum. Mehmet de Kübra'nın babası, Muzaffer annesi Zübeyde. Ama ikisi de çok güzel insanlar. Mehmet'e babası aynısı Mehmet'in. Kübra da annesinin aynısı var. Çok acayip bir şey olmuş. Değil mi? Aynısı yani. Maşallah. Allah nuruyla sarsın. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Anneler, babalar çok şekerler. Uslu uslu gelmişler bugün. Evet, kedi gibi buraya oturdular uslu uslu. Bağlılıkları çok güzel, sevgileri çok güzel. Hakikaten çok. Evet. Çok fazla aileden, anneden, babadan buraya haber geldi. Biz gelemedik ama kalben oradayız diye. Maşallah. Allah hepsine hayır. Keskin iman gücü, keskin akıl gücü. Netleşmiş bir beyin, akıl nasip etsin Allah. Fululuk kötüdür. Fulu olmak Allah vermesin. Beyin fulu olduğunda düşünme fulu oluyor. Çok kötü olur. Hiç iyi bir şey değil. Yoksa normalde insan şöyle bir baksa, görüntüye, şu ekrana bile baksa içi titrer yani. Allah korkusundan içi titrer. Ya sırf Allah'a iman eder. Yani hakkal yakin, hakkul yakin iman eder. Hakkul yakin. Sırf şu görüntüyle hakkul yakin iman eder. Ama iyi dikkati verirse, iyi tekstil, ya ses duyma. O da öyle aynı şekilde. Hakkul yakin imana vesile olur. Allah Kur'an'la imanın üstünde o kadar durmuyor şimdi doğrusu. Yani Kur'an'la sadece olayların doğru yönünü bildiriyor. Nasıl iman edeceğimizi, ne olduğumuzu anlatıyor. Yani Kur'an'daki delillerden dolayı biz iman hakikati olarak iman etmeyiz. Dışarıdaki delillerden iman ederiz. Çünkü Allah diyor dışarıda ayetler var. Siz de görüp bilip tanıyacaksınız diyor. Dolayısıyla adam kendini görüyor. Kendindeki ayetlerden Allah'ın olduğunu anlıyor. Yani dışarıdaki alametlerini kendinden görüyor. Kur'an onlara işaret eder sadece. İşte yerde gökte alametler var. Dikkat etmez misiniz diyor. Ama alametler dışarıda asıl. Onun için düşünmeyi ister Allah. Düşündüm mü de samimi düşünmeyi ister. Kısaca özlü samimi düşündün mü hemen anlaşılır. Berrak düşünme çok önemli. Yoksa girift mesela Allah'ın sanatı çok fazla. Sırf böcek alemine girsek milyonlarca böcek var ve milyonlarca böceğin her birinin bir marifeti var. Her birinin ayrı bir özelliği var. Her birinin de hayretten ayrı ama insan aklı onu toparlayamaz. Ama bu görüntü gözümüzün önünde olduğu için hazır ve bunu bir gören var. Müthiş bir şey bu yani. Bunun hiçbir açıklaması yok. Bununla hakkul yakin iman edinir. Yani ama iyi dikkat verilirse yani açık samimi dikkat verilirse hakkul yakin iman edilir. Şimdi anneler falan geliyor ya biz dediler gerçek imana. Hakikaten öyle. Evet. Gelenekçi İslam anlayışında hiç Allah sevgisinden bahsedemiyoruz. Açın evet. Bakın. Evet, o oturur Müslümanlarla uğraşırlar. İşi gücü bırakırlar. Gelenekçi Müslümanların bir kısmı çok korkaktır, acizdir. Yani böyle muhbir olmaya, efendim oyun oynamaya falan daha yatkındırlar. Kötülük yapma eğilimindedir. Yani sevgiyi bilmezler. Bakın, hiç sevgiden bahsetmediklerini görürsünüz. Hiç. Yani 10 yıl, 20 yıl geriye gidin, sevgiden hiç bahsetmezler.
böyle kin, intikam, dövme, sövme, öfke, laf takıştırma, o tarz. Evet, dinliyorum. Sayın